hem kaskıyı ilgilendiren hem de kaskıyı ilgilendirmese de suyu ilgilendiren konulara değineyim başkanım. Geçtiğimiz gün yoğun bir yağış aldık. Yağışın altında çim sulama makineleri çalışıyordu. Evet. Başkanım, şimdi bunu kaskıyı ilgilendiren bir boyutu yok. Kaskı çalıştırmıyor bu aletleri. Ama burada kurumsal bir israf söz konusu. Meteorolojinin raporları var. Yani suyun ne zaman yağacağı, yağmurun ne zaman yağacağı, yağmayacağı belli. Bu konudaki belediyedeki ilgili arkadaşlar, ilgili kurumlar suyu israf etmekten vazgeçsinler. Onlar israf etmesin, biz halka indirim olarak yansıtalım bu işi. İkincisi, yine ben KASKİ'nin belediyenin yaptığı projelerde kurumsal bir irade alması, suyu ilgilendiren konularda KASKİ ilgilendirmese dahi kurumsal bir irade alması kanaatindeyim. Yapılacak projelerde yapay havuz ve benzeri, yani dünyanın su kıtlığı çektiği bir dönemde bu tür işleri yapılmasına bizzat KASKİ'nin görüşü alınarak, yani olumlu mudur, olumsuz mudur, teknik açıdan uygun mudur, değil midir, israfa neden oluyor mu, olmuyor mu, KASKİ onayından sonra bu işlerin yapılması kanaatindeyim. Bunu belirteyim. Diğer bir taraf, ben KASKİ'nin, örnek veriyorum, içme sularında veya evlerdeki kullanımda israfı önleyecek aparatların kullanımı noktasında halkın uyarılması, halka tavsiyede bulunması noktasında etkin rol alması gerektiğini yine tavsiye ediyorum. Bir sonraki konu, KASKİ'nin internet sitesini inceledim, acaba var mıdır? Belki ben bulamamışımdır, o yüzden Sayın Genel Müdürüme sorayım. Farklı içme suyu kaynaklarından içme suyunu sağlayan mahallelerimizin, ilçelerimizin 6 aylık olabilir veya uygun olan teknik dönem neyse ona uygun içme suyu analizlerinin paylaşılıp paylaşılmadığını sormak istiyorum. Eğer paylaşılmıyorsa, yani ben bulamadım değil de paylaşılmıyorsa, internet sitemizden online olarak yayınlanabilirse her mahalleli girip suyunun analizini orada görebilirse sevinirim Sayın Genel Müdürüm.